Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farming Simulator'a devam ediyoruz. En son bakalım neye kalmıştık. Bu tarla temizlememiz gerekiyor. Şöyle ben bir işçiye vereyim abi bunu. Yavaş yavaş oyunu da öğrenmeye başladım diyebilirim. Artık daha tecrübeli bir şekilde oyuna konsantre olabileceğim. Süreyi de hızlandırdım biraz. Ekinlerin daha hızlı gelebilmesi için. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde, daha güzel bir şekilde bankadan biraz borç çektim. O borcu ben bir ödeyeyim. Öde diyelim, şu borçları bir bitirelim abi. Tamam. Paramız bitti görüldüğü üzere. Aynen. Abicim ektiğim şeyler çıkmaya başladı. Yalnız farklı bir şey çıkıyor. Orası da garip. Şöyle ben bir şunu şeye doğru götüreyim. Vallahi battık, biraz battık ama merak etmeyin, bu işin içinden çok güzel bir şekilde çıkacağız. İlk başta batma olacak. Ama daha sonra bu işin içinden de çıkabileceğiz. Bakalım burada bizim şeyimiz var mı? Aynen. Şimdi abicim, biraz oyunu öğrendik ya, iyi kötü. Şimdi bunu götürüp oraya tekrar bir ekim yapmamız gerekiyor. Bizim tarla nerede? Karşıda. Şöyle üstünden geçsek bir şey olmaz herhalde. Aynen. Kim dolanacak orayı şimdi? O orayı temizlerken bu da orada bir ekim yapsın. Hadi bakalım. Buğday mı? Buğday ekelim. Aynen. Şöyle şuradan başla küçüğüm. O temizlerken sen de ardından ekim işine başla. Evet, şöyle bakıyoruz. Tamam. Bu arada akşam oluyor. Ben şuradan fiyatlarına bakacağım. Aynı. Bura değil. Hah, burada. Bizim elimizde. Aynen. Şuradan ben bir ne alayım abi? Buğday. Başla abi, doldur. Depodaki ürünleri satacağım. Şöyle bir daha bakayım. Buğday mı aldık biz? Herhalde buğday aldık. Şöyle bakacağım. Nerede pahalıymış? Denton Bakery. Denton Bakery'yi bulalım haritadan. Denton Bakery. Tamam, burada bayağı bir para ediyormuş. Götürelim, orada satalım. Bir dakika, burada sıkışmış bizim. Tamam, çekiyorum kardeşlerim. Devam et. Aynen. Gece oldu, bayağı atmosfer değişti. Dediğim gibi oyunu çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Bundan sonra da çok farklı olaylara gireceğiz. Şu tarlalarda çalışınca bayağı bir para geliyormuş. Şu tarlalarda da çalışacağız artık. Paramızı cebimize indireceğiz güzel bir şekilde. Yükümüzü yükledik. Hadi bunu boşaltmaya gidelim. Çok güzel, çok farklı olaylara gireceğiz. Serimiz bitmeden devam edecek. Şöyle bakalım. Aynen. Ezberledik zaten. Banker Junkie'ydi. 4296 buğdayımız var. Biraz az. Ama aldık. Artık depoda yani o kadar varmış. Bunları satalım. Çünkü eksiye düştük. Eksiye düştük abi. Harbiden araç işletim maliyetleri kesti bir de. O ne alaka? Ben de bilmiyorum ama. Araç işletim maliyeti de kesiyor. Şu an eksiye düştük. Şunları satarsak belki çoktan kendimizi kurtarabiliriz. Sat bakalım şunu. Şunu arka 7 yapalım. Aynen.
Boşalt bakayım. Hepsini boşaltıversin. Güzel. Eksiden kurtulduk mu? Yok, kurtulmadık daha. Daha çok var. Eksiden biraz zor kurtuluruz. Aynen. Ama dediğim gibi tarlalarda falan çalışırsak eksiği kurtarırız. Artı bayağı bir para gelir. Gelecek de daha doğrusu. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Bayağı çözdük oyunu. Şimdi abi şu karşıda bizim ektiğimiz yerler var. Ama bunları bakalım nasıl olacak, artık göreceğiz. Burası çeşme. Yani bundan toplayamayız herhalde. Bir deneyelim. Büyük ihtimal toplayamayacağız. Herhalde bunun ucuna başka bir şey takmak gerekiyor. Çünkü bu yonca mı artık, çok değişik bir şey. Aynen, burayı toplamamız için başka bir araç veya araç ucu gerekiyor. Aynen, zannetmiyorum ama aynen toplanmıyor. Çünkü bu buğday aracı. Aynen toplanmaz herhalde, veya tam büyümediği için mi toplanmıyor? Neyse, bunun ucuna artık bir şey alırız. Şöyle mağazayı da göstereyim size. Mağaza işini de çözdük bayağı bir. Abicim, nerede bizim mağazamız? Aynen buradan bir çerdöver falan alabiliyoruz. Tabi şu an eksideyiz. Bayağı bir sıkıntı. Şöyle yapsak. Ha, kesiciler. Biz buradan bir kesici almamız şart. Çünkü dediğim gibi, mesela bunun yaptığı işi bu yapmıyor. Bunun yaptığı işi bu yapmıyor. Çok garip, değişik yani. Bunu bazı şeylerde, bunu da bazı şeylerde kullanmamız gerekecek. Anladığım kadarıyla. O yüzden bunlardan bize şart. Bunlar neymiş abicim? Bunlar bayağı bir masraflı. Sılaj makinesi, kesicileri falan filan. Neyse, bunlar artık ilerleyen zamanlarda hepsini teker teker alacağız. Bizim durumlar ne alaka? Tamam, bu bitiyor. Bu ekiyor mu? Ek koçum, sana boşuna para mı veriyoruz? Aynen, bu da ekiyor. Aman, yanlış şeyden ektik ya. Bizim kesicimiz yok. Neyse, biraz çalışalım da birer kesici alalım. Ve bunları toplayalım. Yani trafiği de sıkıştırmışız. Olsun, bekleyelim. Sis çöktü bu arada. Sağ üstte gördüğünüz gibi bulut işareti var. Demek ki bugün bulutlu hava. Çok güzel olmuş yani. Bulutlu çeşitli hava şeyleri yaşayacağız demek ki. Yanlış yerden giriyorum. Şuradan girelim. Kar falan yağar herhalde büyük ihtimal. Şu işe falan bakayım. Ne kadarmış? 7000 dolar verecek bana bu işi hallettiğimde. Ama biz daha çok kendi işlerimize bakalım. Tabii şu eksiden kurtulmak için birkaç iş yapmamız lazım. Bayağı bir eksiğe düştük. Harbiden. Ama şu an dikim işleri devam etmekte. Artı ben şu depodan biraz daha bir şeyler sattım mıydı? Eksiden kurtuluruz. A, bakımdan sıkıntı olmaz gibime geliyor. Şunu şuraya park edeyim. Şimdi aynen şuna gir. İyi mi park edemedik? Dolumu başlat diyelim. Arpa var. Bakalım arpa para ediyor mu? Bize para eden bir şey lazım. Bize şu çiçek para ediyormuş. Bakalım var mı bizde o çiçekte? Ha, varmış, güzel. Boşalt abi. Ben bunları bir satmaya bir götüreyim de.
Oh, güzel. Şimdi bakalım nerede pahalıymış. Oh, gerçi şundan alsaymış daha iyi kar edermişiz ama. Gold direct falan filan. Bakalım oranı neymiş. Gold direct Pacific. Tamam. Buraya götüreceğiz. Bunları ben bir götüreyim. Artık neyse, bunu da artık diğer bölümde götürürüz. Çok güzel olaylara girdik. Oyunu da bayağı bir çözüyoruz artık. Çözdük gibi yani. Bundan sonra çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu bölümü bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.